Bismillahirrahmanirrahim. Babu hukmil muhsari bil hac. Bu bab muhsarın hükmünü beyan eder. Ne ile muhsar bil hac? Hac ile. Hac niyet etmiş, ihrama girmiş, fakat yolda ya hasta olmuş, ya düşman yolunu kapatmış, yahut herhangi bir mani dolayısıyla gelememiş. Bu ne yapacak? Bunun hükmünü burada İmam-ı Tahavi güzelce beyan buyuruyor. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا الحجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال حجاج بن عمرو dedi سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كان برفنزه شتم يقول بيروتي مَنْ عَرِجَ اَوْ كَسِرَ اَوْ كُسِرَ فَكَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حِجَّةٌ اُخْرَ Böyle buyurduğunu işittim diyor. مَنْ عَرِجَ Her kimin ayağında bir tokallık olursa, اَوْ كُسِرَ yahut da kırılırsa, فَكَدْ حَلَّ Bu adam ihramdan çıkmış olur. Yani özür dolayısıyla bu adamın orada özrü biter, ihramdan çıkmış olur. Ve aleyhi anan üzerine vaciptir. Haccetin ukra başka bir hac. Bu haccı kaza etmek. Madem özür oldu, gidemiyor. Bu adam hemen ihramdan çıkar. Bu haccı kaza eder. Şimdi burada halle diyor. Helal oldu. Ne demek? Kurban gönderecek, kestirecek bu mesele gelmiyor. Tıraş olacak, olmayacak onu da beyan etmiyor. Bu özür meydana geldiği gibi onun ihramı orada bitmiş oldu. Böyle anlaşılıyor. Kale İkrime dedi ki فَحَدَّسْتُ بِذَالِكِ Ben bu hadisi söyledim. İbni Abbas'ın ve Ebu Hureyre'te radıyallahu anhüm İbni Abbas'ı ve Ebu Hureyre'ye söyledim. فَقَالَ dediler ki صَدَكَ حَجَّاجِ İbni Amr'ın el-Ensari doğru söyledi. Resul-i Ekrem'in böyle buyurmuştu. حَدَّسَنَا اِبْنُ مَرْزُوبُ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ عَاسِمَ عَنِ الْحَجَّاجِ اِبْنِ اِسْحَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ فَزَكَرَ بِيْسْنَادِهِ مِسْلَهُ Bu hadisi şerifi İmam-ı Tahavi İbn-i Merzuk terikiyle de Haccaç'tan rivayet ediyor. Aynı bu şekilde غَيْرَ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرُ Şu kadar var ki bu senette zikreylemedi. Ney zikre اَكْرَمَتَ ذَٰلِكَ Ekreme'nin bunu söylediğini İbn-i Abbas'ın İbn-i Abbas'a ve Ebu Hureyre'te radıyallahu anhüm Ebu Hureyre'ye sorduğunu bu rivayette getirmedi. Yukarıki rivayette var, bunda yok. Haddesena ibn Ebi Davud kâle haddesena Yahya ibn-i Salihul Buhaziyyü kâle haddesena Muaviyyetü ibn-i Sallam an Yahya ibn-i Ebi Kethir an Ekrimete kâle Ekrime dedi ki kâle Abdullah ibn Rafi Mevla Ümmü Seleme Ümmü Seleme'nin radıyallahu anh'ın kölesi Abdullah ibn Rafi dedi ki ennehu kâle Abdullah ibn Rafi dedi ki se'eltul Haccac ibn Amr Haccac ibn Amr el-Ensari'ye sordum ammen bir kimsenin hükmünden ki hübise hapsolundi ve huve mührimün o da mührimdir ihramda olduğu halde bir mani dolayısıyla hacca gidemedi fekâle Haccac dedi ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular bu mesele hakkında şöyle dediler فَزَكَرَ مِسْلَهُ اَيْنَ حَدِيثِ شَرِفِ zikreyledi فَحَدَّسْتُ بِذَٰلِكَ ben bunu geldim Ekrime diyor ki ben bunu geldim sordum İbni Abbas'ın ve Ebu Hureyre'te radıyallahu anhüm İbni Abbas'ı ve Abdullah İbni Abbas'a ve Ebu Hureyre'ye sordum ki Haccac öyle diyor Fakale dediler ki sadaka doğru söylüyor. Hadis-i şerif böyledir. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fezehebe kavmin bir kavim zahib oldular ila ennel mührime bil hacci ev bil umreti hac veyahut umre ile ihram etmiş, niyet etmiş bir adam izâ küsiri ayağı kırılırsa ev arice yahut ayağında bir sakatlık olursa gidemeyecek olursa fakat halle o adam helal olmuş olur, ihramdan çıkmış olur heyne izin o vakıtta.
bu kendisine gelen hastalık dolayısıyla ihramdan çıkmış olur. Fe aleyhi anın üzerine vaciptir. Kadâ-u maşul bir şeyin kazası ki, halle minhu, ondan çıktı. Ve ihram ne niyetiyle yapmıştı? Hac niyetiyle yapmış idiyse hac etmesi lazım gelir. Ömre niyetiyle yapmıştı, ömre lazım gelir. İmkânet hacceten hac ise haccetun hac kazası lazım gelir. Ve imkânet ömreten ömre niyet etmiş ise ömretün ömre kazası lazım gelir. Vehteccû, işte bu mezhebe sahip olanlar ihticac eylediler. Fî zâlike, bu mesele hakkında bihâzel hadis, bu hadisle ihticac eylediler. Ve hâlefehum, bunlara muhalefet eyledi. Fî zâlike, bu mesele hakkında âherûn, başkaları. Fekâlû, muhalefet edenler dediler ki, lâ yehillû, bu adam helal olmaz, ihramdan çıkmış olmaz. Hatta yünhere, boğazlanmadıkça anhu, o adamdan el hedyu hedih, kurban. Kurban gönderecek, o kurban boğazlanacak, ondan sonra o ihramdan çıkacak. Fe izâ nuhire, o kurban boğazlandı mı, anhu, o adamdan el hedyu, o kurban halle, o vakitte helal olur. Ne vakit gönderdiği kurban onun namına kesilir, o adam da ihramdan çıkmış olur. Yukarıdakiler kurban meselesini zikretmiyor. Fakat bu mezhebe sahip olanlar kurban kesilmesini zikrediyor. Farkı bu. Peki ötekilerin elinde Hacac İbni Amr'ın Lensari'nin hadisi var idi. Bunlar da diyorlar, bizim elimizde de deliller var. وَحْتَجُّ فِي ذَٰلِكَ, bu mesele hakkında bunlar da ihticac eylediler. Ne ile? Bir maşul bir hadiste ki haddesena, bize rivayet eyledi. Muhammed ibn Huzeyme tekale haddesena Muhammed ibn Ömer ibn Abdillah. Ömer'den sonra vav var, o galip. Muhammed ibn Ömer'e ibn Abdillah ibn Rumi. Abdullah ibn Rumi derler ki bunun Abdullah'ın babası Feyruzül Bahili. Bu rivayet ediyor. Kale Muhammed ibn Ömer el-Bahili dedi ki, yahut da İbn Rumi dedikleri zat dedi ki, haddesena Muhammed ibn Sevr, kâle ahberena Ma'marun, aniz zühriyen urvete anil misver ibn Mahreme, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz, nahara yevmel Hudeybiyeti, Hudeybiye günü boğazladı, kabla en yahdike tıraş olmazdan evvel. Ve emreyledi ashabehu, ashabına da bizalike kurbanlarının boğazlanmasını emreyledi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'ye ömreye gidiyordu. Hudeybiye'ye vardı, Kureyş mani oldular. Gidemediler, mesele uzun, orada sülh akdettiler. O sene Resul-i Ekrem Efendimiz gerisin geri Medine-i Münevvere'ye dönecek. Ertesi sene gelip kaza edecek. Peki bunlar da ihramdaydılar. Peygamber Efendimiz bu sürhten sonra boğazladı, ashabına da emreyledi. Onlar da kurbanlarını boğazladılar, sonra ihramdan çıktılar. Bu delalet ediyor ki kurban kesmemiş ihramdan çıkılmaz. Bunlar da bu hadisi delil getirdiler. Diğer bir hadisi şerif daha. Haddesena Muhammed ibn Amr ibn Tamam. Kale haddesena Yahya ibn Abdullah ibn Bükeyr. قال حدثني ميمون بن يحيى أم مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت نافعا نافع إمام نافع أشد كم نافع مولى بن عمر عبد الله بن عمر كلسي نافع أشد يقول دردي قال ابن عمر عبد الله بن عمر buyurdu ki إذا عرض عارض oldu mi للمحرمي إحرامdaki bir adama adubun düşman, bir düşman önünü kesti mi? Fe innehu o mührim yehillu, helal olur, ihramdan çıkar. Hine izin, o vakitte düşman yolunu kesti koymuyor, ihramdan çıkar. Kad feale zalike, bunu işledi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz bunu işledi, ihramdan çıktı. Hine habesetü, Peygamber Efendimiz'i hapsettiği vakitte. Kim? Küffar-ı Kureyş'in
Kureyş kafirleri Peygamber Efendimiz'e mani oldukları vakıtta fi umretihi umresinde umreye giderken yolunu kestiler, mani oldular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de haramdan çıktı. Neden mani oldu küffar-ı Kureyş? Anil beyti beytullah'a gitmekten, umreyi yapmaktan mani oldular. Fenehara hediyehu, Peygamber Efendimiz kurbanını boğazladı ve halaka, tıraş oldu ve halle ihramdan çıktı. Ve kendisi de böyle yaptı ve ashabu ashabı da. Sümme raci'u, sonra orada Medine-i Münevvere'ye döndüler. Hatta atemeru, hatta onlar umrelerini yaptılar. Minel amil mukbili, ertesi sene. Ertesi sene, gelecek sene umrelerini geldi yaptılar. فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Vaktaki Peygamber Efendimiz oldu. لَمْ يَحِلَّ ihramdan çıkmış olmadı. Bir ihtisar, muhtasar düşman zuhur etmekle ihramdan çıkmış olmadı. فِي عَمْرَتِهِ Ömresinde. Neyli ihtisar? بِحَسْرِ الْعَدُوِ اِيَّهُ Düşman onu hasretti, mani oldu. Beytullah'a gitmesinden mani oldu. Peygamber Efendimiz daha ama bir hasır, düşmanın mani olması sebebiyle haramdan çıkmadı. Hatta neharel hediye, hatta kurbanı boğazladı. Ondan sonra haramdan çıktı. İşte bu delalet etti. Delle zalike, bu delalet etti ki enne kezalik, böylecedir. Hükmül mühseri, mühserin hükmü böylecedir. Düşman mani olursa yahut da başka bir hastalık mani olursa kurban kesilecek, sonra haramdan çıkacak. La yahillu. Mührim olan bir kimse helal olamaz, ihramdan çıkamaz. Bil ihsari, ihsar sebebiyle, mücerret mani dolayısıyla ihramdan çıkamaz. Hatta yunhara, hatta boğazlana, el hediyü hedi, hedi boğazlanıncaya kadar ihramdan çıkamaz. Şimdi iki mesele oldu burada. Birincisi, mani zuhuri sebebiyle hemen ihramdan çıkar, kurban kesmeden, tıraş olmadan çıkar. İkincisi, hayır. Mani zuhur oldu mu, bu adam kurbanını kesecek, tıraş olacak, sonra ihramdan çıkacak. Şimdi bu birinci hadisi şerifi getirenlerde hemen mani zuhur oldu mu, ihramdan çıkacak. Bunda kurban kesmeyecek diye bir işaret, bir delalet yok. Ona cevap veriyor, diyor ki veleyse. Olmadı. فِيمَا رَوَيْنَاهُ اَوَّلًا rivayet etmiş olduğumuz Haccac bin Amr'ın hadisinde. Hilafın hilaf olmadı. لِهَذَا bizim bu dediğimize indene. Bize göre bunda bir muhalefet yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurbanı boğazlamış, tıraş olmuş, ihramdan çıkmış. Yukarıki hadiste kurban kesmeyecek, tıraş olmayacak diye yok ki. İhsar sebebiyle Peygamber Efendimiz bir adamın ayağı kırıldıysa yahut başka bir mani zuhur ettiyse o adam ihramdan çıkar. Çıkar, hani kurban kesmeyecek diye yok ki, muhalefet yok bizim bu meselemize. Denne kavle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin kavli şerifi. Men küsire ev arice fakat halle. Her kimin ayağı kırılırsa yahut da ayağında bir arize, hastalık olursa fakat halle, o adam ihramdan çıkar, helal oldu. Bu lefz-i şerifinde. Fakat yehtemilu muhtemil olur ki en yekune, bunun manası ola. Ne ola? Fakat halle lehu en yehille. Fakat halle lehu, o adama helal oldu ki en yehille, ihramdan çıkar. İhramdan çıkmak ona helal oldu. Mana budur. İhramdan çıkmak helal oldu. Ne yapacak? Kurbanını keser, tıraş olur, sonra da ihramdan çıkar. لَا عَلَى أَنَّهُ شُمَانَيَ değil ki قَدْ حَلَّ بِذَٰلِكَ مُجَرَّتْ مَانِعِنْ زُهُورِيلَ O adam çıkar, min ihrami, ihramından çıkar. Bu manaya değil. Yani o adamın ihramdan çıkması ona helal oldu. Mana bu. وَيَكُونَ هَذَا Bu olur. كَمَا يُقَالُ denildiği gibi. Yani Arapların diğer yerlerde istimal ettiği kelimeler var ki onlar da bu manaya gelir. Bizim bu tevili teyit ve tekit eder. İşte tekim Araplar dedikleri gibi قَدْ حَلَّتْ فُلَانَةُ لِلْرِجَالِ قَدْ حَلَّتْ
helal oldu filanesi filan kadın lirrical, erkeklere helal oldu. Ne vakitte? İzâ haracet min iddetin, iddetten çıktığı vakitte. Öyle iddet ki aleyha, o kadın üzerine vacib idi min zevcin, bir kocasından ki kad kâne, o koca olduydı, leha kadının kocasıydı. Kardeşlik ondan evvel. Kadın kocadaydı, kocası ya boşadı yahut da öldü. Onun iddetinde, o iddetteyken kimsenin, hiçbir kimsenin o kadınla evlenmesi caiz değildi. Kadının iddeti bittiği, bittikten sonra ne derler? Kad hallet fülâletül ricâl, fülân kadın erkeklere helal oldu. Bunun manası ne? Yani nikah etmeleri helal oldu. Leysa la mâna, yoksa şu manaya değil ki enneha, o kadın kad hallet lehum, erkeklere helaldir. Feyekûnü lehum, erkeklere caizdir. Vatuha, kadına tekarrub etmeleri. Nikah olmaksızın isteyen adam o kadınla gelsin, buluşsun, görüşsün, onu vat etsin, cima etsin, bu caiz değildir. Velakin alâ mâna ennehu, lakin şu mânaya ki kad halle, helal oldu lehum, erkeklere en yetezevvecûhâ, o kadını tezevvüc etmeleri helal oldu. Tezevvücen öyle bir tezevvüc ki yehillu lehum, onlara helal olur. Vat'uha, o zivaç sebebiyle, o evlenmek sebebiyle ona tekarrub etmeleri helal olur. İşte bunu böyle derler. İşte bak burada da hallet filanetül ricel, hallet ihramdan çıkar manasına değil, burada hallet helal oldu. Orada hadisteki de halle helal oldu manasına, ihramdan çıktı manasına değil. Hâzâ kelâmün caizun, bu caiz bir kelamdır, müstesâğun ve yürürlükte olan bir kelamdır. Araplarda bu müstesâdır, yani konuşulur ve anlaşılır, şâi bir kelamdır. فَلَمَّا كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ, vaktaki bu hadis oldu. قَدْ اِحْتَمَلَ مَا ذَكَرْنَا, bizim zikrettiğimiz bu tevhile mühtemil oldu. Yani halle burada helal oldu, ihramdan çıktı manasına değil, ihramdan çıkmasını vakti geldi demek manasına gelir. Ve can Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den de geldi. Fi hadis-i Urvete, Urve'nin hadisinde. Kimden? Alil Misveri, Misver'den. Urve, Misveri bin Mahreme'den rivayet etmiş olduğu hadiste de geldi. Ne geldi? Ma'ul bir şey geldi ki kad vesefna, biz vesfeyledik. O da neydi? Urve, Misver ibn-i Mahreme'den rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye sülhünde kurbanını kesti. Ondan sonra tıraş oldu, ihramdan çıktı. Bu da Resul-i Ekrem Efendimiz'den geldi. Bu hadiste de böyle tevil var. Bununla sebete bizalik, bununla sabit olur. Hâdet tevilu, bu tevil. Yani halle, ne manasına? Halle lehu en yehille. Bu adamın ihramdan çıkması ona helal oldu. İhramdan çıkmak vakti geldi demek. Vakti geldiyse ne yapacak? Kurban kesecek, tıraş olacak, ihramdan çıkacak. Bu böyle oldu. Fakat beyyene Allahu Azze ve Celle, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri de beyan buyurdu. Zalike buni fi kitabihi, Kur'an-ı Kerim'de bir kavli Azze ve Celle. Kendi kavli şerif ile Estaizu billah feyni husirukum femesteysere minel hediye ve la tahliku ruusekum hatta yebluval hediye mehille. Feyni husirukum, siz ihsar olunur iseniz, mani olunur iseniz, gerek hacde gerek ömrede yolunuz kesilir de Beytullah'a varamaz iseniz, fema ol bir şey ki isteysere kolay oldu. Minel hedi, kurbandan gücünüz neye yetmişse, deveye mi, sığara mi, koyuna mi, hangisine müyesser olursunuzsa, gücünüz yeterse bu lazımdır. Hedi lazımdır. Ve la tahliku ruusekum, siz başınızı da tıraş etmeyiniz. Ne vakıda kadar? Hatta yebluğa, erişinceye kadar. El hediyü, o kurban. Mehillehu, mehilline, erişinceye kadar. O kurban mehilline gidecek, kesilecek. Ondan sonra tıraş olun. Yoksa ondan evvel tıraş olmayın. Kur'an-ı Kerim'de sırahaten Cenab-ı Hak beyan buyuruyor. فَلَمَّا اَمَرَ اللّٰهُ تَعَالَى, vaktaki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri emreyledi. El mühsere, mühsar olan bir kimseye ki en la yahlika râsehu, başını tıraş etmeye, hatta yebluğa el hediye, hatta göndermiş olduğu kurban erişe,
mehillehu mehilline. Mehilline yani Beytullah Harem, Beytullah Harem hududuna gider, orada kesilir. O hedi kesilmedikçe başını tıraş edemez. Öyle buyurdu Cenab-ı Hak. Ölüme bizalik, bunun da bilindi ki ennehu, o adam ennehu şan la yehillül mühser, mühser olan ihramdan çıkamaz mı? İhramihi, ihramından illa fi vakti ma, ol bir vakitte çıkar ki yehillü lehu, ona helal olur, helgu resi, başını tıraş etmek helal olur. İşte vakitte çıkar. Başını tıraş etmek de ne vakitte olur? Kurbanını kestikten sonra olur. فَهَذَا işte bu قَدَّلَّ دَلَالَتَيْلَدِ عَلَيْهِ bu hüküm üzerine قَوْلُ قَوْلُ Teala Cenab-ı Hakk'ın Hazretlerinin kavli şerifi. سُمَّ فِعْلُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ sonra Peygamber Efendimiz'in işlediği de buna delalet etti. Ne vakit işlediği? زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ Hüdeybiye zamanında Peygamber Efendimiz de eynen böyle işledi. Evvela kurbanını kesti, sonra tıraş oldu, ondan sonra ihramdan çıktı. وَالدَّلِيلُ عَلَى سِحَّةِ ذَٰلِكَ التَّوِيلَ اِذَا bizim bu tevilimizin sıhhatine bir delil daha vardır. Ki burada hallelehu, yani hallelehu en yehille. Hallelehu o ihramdan çıktı manasına değil. İhramdan çıkmak ona helal oldu. İkinci bir delil de şu ki اَنَّ حَدِيثَ الْحَجَّاجِ بِنِ عَمْرٍ Haccac İbni Amr'in el-Ensari'nin hadisi ki en evvela onu bu babın evvelinde zikreyledik. قَدْ زَكَرَ اَكْرِمَةُ İkrimet zikreyledi ki اَنَّهُ حَدَّسَهُ O bu hadisi söyledi. Kime? İbni Abbas'in ve Ebu Hureyre'te radıyallahu anhüm. İbni Abbas'ı ve Ebu Hureyre'ye söyledi. فَقَالَ dediler ki صَدَكَ Haccac İbni Amr sadık oldu, sözü doğrudur. Dedi. Fesare zâlike hadis bu hadisi şerif oldu. Rivayette gelmiş oldu kimden? An İbni Abbasin ve an Ebi Hüreyre'te radıyallahu anhümeyde. Abdullah İbni Abbas'tan ve Hazreti Ebu Hüreyre'den de gelmiş oldu. Çünkü onlar Haccac İbni Amr doğru söylüyor deyince bunlar da bu hadisi şerifi Resul-i Ekrem Efendimiz'den işitmişler. Biliyorlar. Onun için dediler ki Haccac doğru diyor. Bu rivayet var. Bir rivayet varsa öyleyse bakalım Abdullah İbni Abbas nasıl rivayet eylemiş? Ebu Hüreyre radıyallahu anh nasıl rivayet eylemiş? Onların rivayet eylemiş oldukları hadiste hedi boğazlamak meselesi var mı yok mu? Bunu araştırdık. Fakat kâle Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh mağdûk Abdullah İbni Abbas dedi. Şil mühseri mühserde. Ne dedi? Ma ol bir şey dedi ki kad vâfıka muvafık oldu. Tevile lezi şöyle bir tevile muvafık oldu ki sarfna ileyhi biz o tevile sarf eyledik. Hadisel Haccac, Haccac İbni Amr'ın hadisini sarf eyledik. Abdullah İbni Abbas'ın gelmiş olduğu rivayette tevili beyan ediyor ki o adam, mühser olan bir adam bu özür sebebiyle haramdan çıkması ona helal oldu. Bu tevili teyit ediyor. O da nedir? Ve delle aleyhi hem de ona delalet eyledi. Maşul bir hadis ki haddesena bize rivayet eyledi Yezid ibn-i Sinan. Kale haddesena Yahya ibn-i Sa'id el-Kattan. En ilâmeş en İbrahim'e en algamete Ağmeş'ten Ağdeş'te İbrahim'in nekhaiden o da algameden rivayet eyledi. Ve etimmu el-hacce vel-umrete lillah fe in uhsirtum fe mesteysere minel hadis. Ve etimmu tamam ediniz. El hacce vel umrete hacce umreyi tamam ediniz. Lillah Allah için. Fe in uhsirtum ihsar olundunuz ise bir şey mani oldu ise fe ma ul size bir şey lazımdır ki isteyse de kolay oldu. Minel hedi hediden kolay şey size lazım geldi. Yani hediden herhangi bir şeye gücünüz yeterse onu boğazlayın ondan sonra ihramdan çıkın. Kale buyurdu ki اِذَا اُحْسِرَ الرَّجُلُ Alkemene dedi اِذَا اُحْسِرَ الرَّجُلُ Eğer bir adam ihsar olursa بَعَسَ الْهَدِي هَدِي gönderir işte. Bu ayeti kerimede diyor ihsar olursa hedi gönderecek. فَمَسَيْ سَلَمْنِ الْهَدِي Ondan sonra da ayeti kerimenin gerisinde geliyor ki وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُوَ الْهَدِيُ مَحِلَّ
وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ Başınızı tıraş etmeyiniz. حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّ Hatta hedi mahalline erişinceye kadar başınızı tıraş etmeyiniz. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا Sizden biriniz hasta olur ise اَوْ بِهِ اَذَنْ مِنْ رَاسِ Yahut da başında bir eziyet olursa فَفِدْيَتُنْ Fidye vaciptir. O fidyede neden? Min siyamin oruçtan, ev sadakatin sadakadan, ev nüsükün yahut da nüsükten. İhfe siyamu selaseti eyyam. Öyleyse üç gün oruç tutacak. Eğer hediye yoksa, hediye varsa hediye gönderecek. Yoksa üç gün oruç tutacak. Fe in accele, bu adam tacil ederse, fe halaka, taş başını tıraş ederse, قَبْلَ اَنْ يَبْلُوَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ Onun kurbanı mahalline gidip boğazlanmazdan evvel acele eder de başını tıraş ederse فَعَلَيْهِ فِدْيَةٌ Ona bir fidye vaciptir. Niçin? Onun kurbanı boğazlanmadan başını tıraş etti. Öyleyse fidye verecek. O fidye de neden? مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُك Ya oruç, ya sadaka, yahut da nüsük. Siyam ne? İzah ediyor. Siyami selaset eyyem. Oruç tutarsa üç gün oruç tutacak. Sadaka olursa ev tesaddukin yahut da sadaka tesadduk eder. Ala siddeti mesakin altı miskine küll miskinin nisfe sa'i. Her bir miskine yarım sa'i. Yani üç sa'i altı miskine verecek. Evin nüsükü yahut da nüsük. Bunun üzerine nüsük lazımdır. Müsük de ne olduğu halde? Şaten şat olduğu halde. Bir koy. Müsük de bu. Bir kurban. Fe izâ emine. O adam emin olursa mimma ol bir şeyden ki kâne bih kendisinde oldu. Maraz, hastalık, ihsar. Ondan emin oldu. Mesela düşman idi, savuştu, gitti. Hasteydi, iyi oldu. Öyleyse femen temettâ bil umre. O adam iki şekil yapar. Femen bir kimse ki temettâ bil umreti. Ömresini temettü. Fe izâ emine. Emin olduğu vakitte. Neden? Mimma ol bir şeyden ki. Kâne bih anda oldu. İhsardan. Mühser idi. Gidemiyordu. Hasteydi. Ondan sonra o hastalık zahir oldu. Femen temettâ bil ömreti. Bir kimse ki ömre ile temettü etmişti ilel haccı, hacca kadar. Yani temettü niyeti eylemişti. Fe imme da giderse min veçihi bu yüzden, yani o sene giderse ihsar, o kendisine ihsar gelmişti ya, mani olmuştu ya hastalık ya düşman, o zahir olduktan sonra o adam ömresini yapmaya giderse. Min veçihi fe imme da min veçihi zalik. Evet. Bu yüzden gelen o mani zahir oldu. O sebepten dolayı o sene gider ömresini yaparsa faali haccetun onun üzerine bir hac lazımdır. Ertesi sene de faali yani ertesi sene onun üzerine bir hac yaptır. Lazım gelir. Çünkü ömresini yaptı. Ve yine kharal umrata ila qabilin ömreyi de gelecek seneye tehir eder ise gitmezse o sene gitmediyse seneyi bıraktı. Fe aleyhi hicjetun ve umretun onun üzerine bir hac bir de ömre vaciptir. Daha ne lazımdır ve mesteyseri minel hediye bir de kurban lazımdır. Ne kolay gelirse. Kurban niçin lazım geliyor? Ömresini tehir etti ya, ömresini tehir ettiğinden dolayı ona bir de bir kurban lazım geldi. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ Yok kurbanını bulamazsa فَسِيَامِ سَلَاسَةَ اَيَّمْ Üç gün oruç tutması lazım gelir. فِي الْحَجِّ Hac günlerinde. Hac günlerinde üç gün oruç tutacak. Öyle üç gün ki ahiruha onun ahiri يَوْمَ عَرَفَ Arafa günüdür. Arafa gününden sonra tehir edemez. وَسَبْعَةٍ 7 gün de 7 gün oruç da tutacak izare cahatun mesela ayet-i kerimede geliyor ya ve sebetin izare cahatun 7 gün de bayram günlerinden sonra oruç tutacak 10 günü tamam edecek. Kale İbrahim Nehay dedi ki fezekertü zalike ben bunu zikreyledim. Ekrimenin bu sözünü li Sa'id ibn-i Cübeyr'in Sa'id ibn-i Cübeyr'e zikreyledim.
Fekala Said ibn Cübeyr dediler ki bu haza bu yani kurban lazım geliyor. O sene hac ve ümresini yapamazsa hacini ümresini yapacak bir de bir kurban kesecek. Bu kavlü ibn-i Abbas'ın İbn-i Abbas'ın kavludur dedi. Abdullah ibn-i Abbas'ın kavlü budur dedi. Abdullah ibn-i Abbas'ın da bak burada yukarıdaki geldiği gibi eğer bir adam mühsar olursa hemen ihramdan çıkamıyor. Ya o adam ertesi sene onu gaza edecek bir de bir kurban kesecek. Ve burada kitapta bizde ve agade selasin diye bir kelime geliyor. Bunun manasını araştırdım. Diğer yerlerde bulamadım. Buradan ve agade selasinden maksat nedir? Bunu anlayamadım. Haddesena Ebu Süreyh Muhammed ibn Zekeriya ibn Yahya قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن العكمة عن العكمة العكمة أبو سريح رواية ديور كأنه قال العكمة ديك في قول الله عز وجل جناب أكتار الزتلرن قول الشريف لنا بزا فإن أحصرتم جناب أكتار ديور كأنه سيد إحصار أورنور إسانز إهرام دايكن yolunuz kesilir, bir hastalık arif olur da Beytullah'a gidemez iseniz. Kale buyurdu ki fe'in uhsirtum, o da neden? İhsar da min hepsin ev maradin. Yahut da uhsirtum yani men hübise ev marida. O da olur. Yahut da uhsirtum hasrolundunuz ise o da neden? Kale min hepsin ev maradin. Hepsin yahut da meretten düşman yolunuzu kesti yahut da hasta oldunuz. Böyle dedi. Yani ühsirtümün sebepleri bunlar olur. Gali İbrahim, İbrahim dedi ki fehaddestü bihi. Ben bunu söyledim Sa'ide bine Cübeyr'in, Sa'ide bine Cübeyr'e dedim ki fein ühsirtümü böyle elgeme hepsin ev maradin dedi. Fekale dedi ki hakeza kale ibn Abbas radıyallahu anhüme Abdullah ibn Abbas da böyle demiştir. Bak Said ibn-i Cübeyr de Abdullah ibn-i Abbas'ta rivayet ediyor ki ''Ühsirtum'' yani ihsarın sebepleri iki olur. Ya hafız yahut da marad olur. ''Fahâze ibn-i Abbas'ın işte Abdullah ibn-i Abbas radıyallahu anhuma lem yece'alhu yahillu'' o adamı kılmadı. ''Lem yece'alhu o adamı kılmadı yahillu ihramından çıkar olmadı. Min ihramı ihramından çıkar olmadı. Bil ihsar sebebiyle'' hatta yunhara anhu'l hadi hatta ondan kurbanı boğazlanıncaya kadar ihramdan çıkmasını helal kılar olmadı. Ve kad rava anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem halbuki Abdullah ibn Abbas rivayet etmiş idi. Peygamber Efendimiz'den kendine hukale Peygamber Efendimiz buyurdular ki men küsire ev arice fakat halle. Bu hadisi rivayet edenlerden idi. Öyleyse fakat hallenin manası fakat halle lehu en yahille manasının tevili buradan çıkmış oldu. Çünkü bu hadisi şerifte hadiyin lüzumunu rivayet ediyor Abdullah ibn Abbas. Fedelle zalike bu delalet etti ki enne ma'na fakat halle fakat hallenin manası indehu Abdullah ibn Abbas'ın dinde ey lehu en yahille lehu onun için orucudur en yahille ihramdan çıkmak vakti gelmiştir ona caizdir bu manayadır. Alama ulbiş tevil üzerine ki zehebine ileyhi biz ona zahip olduk fizalik bu mesele hakkında. Bizim zahip olduğumuz tevili Abdullah ibn Abbas'ın bu rivayeti de muvafık geldi. Ve kadruviye zalik bu mesele rivayet edildi. Eyde Abdullah ibn Abbas'tan rivayet edildiği gibi en gayri ibn Abbas'ın radıyallahu anh'ın Abdullah ibn Abbas'ın gayrisinden de rivayet edildi. Min eshabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eyde. Peygamber Efendimiz'in ashabından, yine Peygamber Efendimiz'in ashabından başkalarından da rivayet edildi. O da şu, haddesena Fahdun gâli haddesena Ali ibn Ma'bedi bin Şeddâdil Abdiyyü. İmam-ı Tahavi diyor ki, Fahd bana rivayet eyledi. O da diyor ki, Ali ibn Ma'bed. Rivayet eylemiş Ali ibn Ma'bed de kimdir? Sahibi Muhammed ibn Hasan, İmam Muhammed ibn Hasan'ın sahibidir. Kâle,
Ali ibn Mabed dedi ki haddesena Cerir ibn Abdülhamid en Mansur'in an İbrahim'e an Alkamete kâle. Alkama dedi ki Lüdiga sahibim lena, bizim bir sahibimiz Led Golundi Zat-ı Tenanin denilen yerde bir yılan onu ısırdı. Zat-ı Tenanin Yemen yolu üzerinde yılanı meşhur, büyük, küsseli yılanlar olur ve zehirleri de kuvvetli olur. Orada bizim bir sahibimizi yılan ısırdı. Ve huve muhrimun bi umretin. O zat da umreyle ihram niyet etmiş idi. Feşekke zâlike aleyna, bizim üzerimize bu ağır oldu, külfetli, meşakkatli oldu. Ne yapacağımızı şaşırdık. Feleqina Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh. Abdullah bin Mesud'a mülak olduk. O da geliyordu yolda. Gelirken bunlar böyle bu haldeyken Abdullah bin Mesud geldi. Ona sordular. Fezekerna lehu emrehu. Biz bunun emrini ona söyledik. İki yılan bunu ısırdı. Bu da mührim. Ne yapacağız? Fakal Abdullah bin Mesud buyurdu ki yeb'asü, gönderir. Behediyim bir kurban. Ve yuva'idu ve atleşir ashabahu, ashabına da ve atleşir mev'iden bir vakti. Bir vakti tayin eder ki filancı günü bunun kurbanını kesin. Fe izâ nuhire anhu, o günü o kurbanı kesildi mi halle bu dehramdan çıkar. Şimdi Abdullah bin Mesud'a bak, ihsarda bir şey ariz olursa hemen ihramdan çıkar manasını vermedi. Ya kurban gönderilir ve gün tayin edilir. O gün geldi mi bu kurban kesilmiş olur. Bu da burada ihramdan çıkmış olur. Fekale haddesena Fehdun kâle haddesena Aliyun kâle haddesena Cerîrun anil Âmeş en Umârete bin Umeyrin en Abdurrahman ibn Yezid kâle. Abdurrahman ibn Yezid diyor ki kâle Abdullah bin Mesud buyurdular. Yani bu cevabı verdikten sonra sünnet aleyhi, sonra o adam üzerine vaciptir. Ömretün bir ömre ba'de zalike, bundan sonra. Bundan sonra dedi ki yani bir kurban gönderir ve o Mekke-i Mükerreme'de kesilir. O günü, o kesildiği günü o ihramdan çıkar. Sonra onun üzerine de bir ömre kazası vardır buyurdu. Haddesena Muhammed bin Huzeyme gâle haddesena Haccacun gâle haddesena Ebu Avale en Süleyman el-A'meş ve zekere bi isnadihi mislehu. Bu hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Muhammed bin Huzeyme terikiyle Süleyman el-A'meş'ten rivayet ediyor. Haddesena ibn-i Merzuk gâle haddesena Büşr ibn-i Ömer gâle haddesena Şöbetü anil Hakem gâle semiyetü İbrahim'e. Hakem diyor ki ben İbrahim'in Nakhay'ı eşittim. Yuhaddisi rivayet ederden Abdurrahman ibn Yezid. Abdurrahman ibn Yezid'den. Kâle Abdurrahman ibn Yezid dedi ki ehelle racülüm minen Nakhâ. Nakhâ kabilesinden bir adam ihlal etti. İhrama girdi. Bi umretin umreyle ki yukâlu lehu, o adama denilirdi. Ümeyr ibn-i Sa'id. Ümeyr ibn-i Sa'id denilirdi. İsmi buymuş. Felûdgâ bir yılan tarafından ısırıldı. Ki yukarıda geçtiği Zat-ı Tenan'in derilen yerde febeyne ma huve seri'un, kitapta beyne yazılı ama sahihi febeyne ma huve, bu aralıkta o adam seri'un mesru'un, bayılmış düşmüş ki tarihi yolda yılanı sevmiş, o da bayılmış düşmüş. İz tala aleyhim rakbun, bir rekip onların üzerine tülü etti geldi. Bir kafile ki fihim, o kafile içindeydi İbn Mesud'un radıyallahu anh. Abdullah bin Mesud o kafilenin içindeydi. Fese'eluhu. Ona sordular. Dediler ki bu adamı yılan ısırdı. Bu da ömre niyetiyle ihramda. Ne yapacak bu? Fekal Abdullah bin Mesud buyurdu ki İb'atû, gönderiniz. Bil hedi, hedi gönderiniz. Bir kurban gönderiniz. وَجَعْلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ يَوْمَدْ, kendi aranızda bir de o kurban arasında bir gün kılınız. Kimine gönderiyorsunuzsa ona deyin ki bak filancı günü bu kurbanı kes. O günü tayin ediniz kendi aranızda emareten, alamet olarak. فَاِذَا كَانَ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ, işte o günü oldu mu siz de bildiniz ki artık bu günü bunun kurbanı kesildi. فَلْيَحِلَّ, o adam ihramdan çıksın, o gün ihramdan çıksın. قال الحكم, Rabi Hakem diyor ki
Ve kâle Umâretü bin Umeyr. Umâretü bin Umeyr dedi ki ve kâne bu Umâre'de olduydı haddeseke sana rivayet etmişti bihi bu hadisi. Kimden? En Abdurrahman ibn Yezid. Abdurrahman ibn Yezid'den rivayet eylemişti. Dedi ki o en ibn Mes'ud radıyallahu anh Abdullah ibn Mes'ud قال dedi ki ve aleyhil umretu min qabil. Onun üzerine gelecek sene bir umre vardır. Öteki rivayette sümme aleyhi umretun ba'de zalik. Bundan sonra onun üzerine bir umre vardır. Bu rivayette de diyor ki sümme ve aleyhil umretu min qabil. Gelecek sene onun üzerine bir umre vardır. Yani ibarede değişiklik var. Ona umre vacip ama min zalik mi dedi? Bade zalik mi dedi? Min kabilim mi dedi? Bu ihtilafı beyan ediyor. Mana itibariyle ikisi bir. Kale Şöbetü Şöbe diyor ki ve semiyetü Süleyman'ı. Süleyman'ı da işittim. Haddesehu bu hadisi rivayet eyledi. Bihi böylece ona bunu rivayet eyledi bu hadisi. Mislema ol bir şeyin misli gibi rivayet eyledi ki haddesel hakem. Hakemin hadisi gibi bunu rivayet eyledi. Ne olduğu halde sevaen müsavi olduğu halde. Yani ziyade noksan yok. Süleyman ibn Yeser'de aynı bu hadisi şerifi rivayet eylemiş. Haddesena Yunus kal. Haddesena akberen ibn Vehbin. Enne Maliken haddesehu an ibn Şehabin. En Salimin an ibn Ömer'e ennehu kal. Abdullah ibn Ömer'den Salim rivayet ediyor ki Abdullah ibn Ömer buyurdular. El mühseru. Mühser, la yehillu ihramdan çıkamaz hatta yatufa bil beyt, beyti tavaf etmedikçe ve beyni safa vel merveti bir de safa ile merve arasını sa'y etmedikçe ve yini zurre ila şeyin eğer bir şeye muzdar kalırsa o da neden? Min lübsi siyab elbise giymektir. Elleti öyle elbise ki la budde lehu minha o adam çok zaruru elbiseyi giymesi lazım böyle bir elbise giymeye muzdar kalırsa, giyerse ve deva yahut da deva bir hastalık dolayısıyla ona ilaç koyacaklar, deva edecekler işte bu yılan ısıran adam gibi yahut da başka bir hastalık dolayısıyla eğer elbise giymeye zaruriyeti olur, devaya ihtiyacı olursa sene azalik onu işler ve fteda bir de onun fidyesini verir. Bu elbiseyi işlemekle ona mübah değildir. İşler ama onun fidyesini verir. Fakat sebete bihadir rivayate izah işte bu rivayetlerle de sabit oldu ki bu rivayetlerde kimden? En ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den gelen bu rivayetlerle sabit oldu. Ney? Ma ol bir şey sabit oldu ki yuvafiku muvafik olur. Neye? Ma teevvelna bizim tevil ettiğimiz şeye. Ne üzerine? Aleyhan'ın üzerine. O tevili. Kim neyi? Hadisel Haccac. Haccac'ın hadisini o şey üzerine biz tevil etmiştik ya işte buna muvafık geldik. Ellezî öyle Haccac'ın hadisi ki zekernâhu biz onu yukarıda zikreyledik. Yani fakat halle dedi ya hadisin Haccac'ın rivayet etmiş olduğu hadiste biz onu ne dedik? Lehu en yehille. Yani ona caizdir. Vakti gelmiştir ki ihramdan çıkar. Böyle tevil etmişti ki işte bu rivayetlerde ona muvafık geldi. Sümme ihtelefen nas ondan sonra ihtilaf ettiler ba'daha da bundan sonra fil ihsar ihsarda ellezi öyle ihsar ki hada hükmü budur. Mühsar oldu mi? Netice şu oldu ki o adam kurbanı gönderecek, kurbanı kesilecek. Ondan sonra ihramdan çıkacak. Peki bu mühserin hükmü bu. Hediyini gönderecek, kurbanı kesip ihramdan çıkacak. Sonra ömre niyet etmişse ömre yapacak. Hac niyet etmişse hac yapacak. Hac ömre niyet etmişse hac ömre yapacak. Fakat bu ihsar ne sebebiyle olur? Huve bu ihsar bi'eyyi şeyin huve bi'eyyi şeyin neyledir huve bu ihsar. Ev bi'eyyi manan yahut da hangi mana ile yekunu bu adam mühsar olur. Nasıl mühsar olur ve o nedir? Buna geldik. Fekale bunda ihtilaf eylediler. Fekale kavmun cemaatin bir kısmı dediler ki yekûnü olur. Bi külli habisin. Her bir hapsedici şeyle olur. Öyle şey ki yehbesuhu onu hapseder.
yolundan alıkoyan herhangi bir şey olsa bu mühsar olmuş olur. Bu hapseden şeyden eden, min maradin, hastalikten, ev gayrihi, gayrisinden, düşman, marad, herhangi bir şey olursa olsun, madem yolundan alıkoydu, bu adam mühsar oldu. Ve huve kavlu Ebi Hanifete ve Ebi Yusuf'e ve Muhammedin rahimahumullahu teala. Bu imamın kavli de budur. Yani ihsarın sebepleri nedir? İhsarın sebebi, herhangi bir şey yoluna devam etmeye mani olursa işte ihsarın sebebidir. وَقَدْ رَوِيْنَا ذَٰلِكَ اِذَا Bunu biz rivayet eyledik. فِي مَا تَقَدَّمَ مِنْ هَذَا الْبَابِ Bu babda tekaddüm eden bahislerde Ani bin Mes'udin ve İbn Abbas'ın radıyallahu anhuma Abdullah bin Mes'ud'dan İbn Abbas'tan rivayet eyledik. Ki evet, herhangi bir şey onu yolundan alıp olursa o mühserdir. وَقَالَ آخَرُونَ Diğerleri dediler ki لَا يَكُونُ الْاِحْسَارُ وَاِحْسَارُ olmaz. اَلَّذ۪ي اُولَ اِحْسَارُ كُ حُكْمُ onun hükmü ma vesafına bizim vesfettiğimizdir. Yani o adam ihramdan çıkar fakat sonra onu kaza eder. Bu ihsar olmaz. اِلَّا بِالْعَدُوِ خَاسَّةً Bu düşman ile olur. Hasseten has olduğu halde. Hükmü bu olan ihsar düşman eğer onun yolunu kesmişse. وَلَا يَكُونُ olmaz bil emrat hastalıklarla mühsar olmaz. Hasta oldu. Yoluna devam edi, ihramdan çıkamaz. İhramda kalır ta ki hastalığı geçer. Ondan sonra gider, ömresini yapar. O vakitte ihramdan çıkar. Yahut da haccini yapar, ihramdan çıkar. Düşman ise gel bu. Yok, diğer hastalık sebebi olmaz dediler. وَهُوَ قَوْلُ اِبْنِ عَمَرْ Abdullah ibn Ömer'in kavli de budur. İhsarın sebepleri düşman mıdır? Başka bir şey de olabilir mi? Düşmanda ittifak var. Düşman yolunu kesmişse bu adam mühsar olur. İhsarın sebeplerindendir. Fakat düşmandan başka bir hastalık olursa bu adam gidemezse bu da mühsar mıdır değil midir? Bunda ihtilaf var. Abdullah bin Ömer'e göre mühsar değildir. Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre mühsardır. Bunda ihtilaf var. Şimdi Abdullah ibn Ömer'e göre mühser değildir. Onun delillerini zikrediyor. Haddesene Muhammed ibn Zekeriya Ebu Süreyh'in قال haddesene الفريابي قال haddesene Süfyan السوري en Musa ibn Ubbete en Nafi'in Ali ibn Ömer radıyallahu anhum قال Abdullah ibn Ömer buyurdular ki لا يكون الاحسار ويحسار olmaz إلا من عدو إلا عدودن olur. Düşman yolunu kesmişse bu adam mühserdir. Diğer bir hadis-i şerifte haddesena Yunus kâle akberana ibn-i Vehbi enne maliken haddesehu an ibn-i Şihabi en Salim'in an ebihi ennehu kâle Salim babası Abdullah ibn Ömer'den rivayet eyledi ki Abdullah ibn Ömer buyurdular men hübise dûnel beyti bimaradî kim Beytullah'a varmaktan hastalık sebebiyle hapsolunduysa, yani hasta oldu da gidemediyse, فَاِنَّهُ لَا يَحِلُّ Bu adam ihramdan çıkmaz. Hatta Beytullah'ı tavaf etmedikçe, ve beyni safa ve mervatı safa ile merva arasını tavaf etmedikçe, say etmedikçe bu adamdan ihramdan çıkamaz. Ve Abdullah ibn Ömer'e göre, düşman mani ise mühsar olur. Fakat hastalık gelmiş ise o mühser sayılmaz. O ihramdan çıkamaz. فَلَمَّا وَكَعَ فِي هَذَا Bu mesele hakkında vaktaki vakı oldu. هَذَا الْاِخْتِلَاقُ Bu ihtilaf. İhsarın sebepleri yalnız adu mudur? Yoksa hastalıkta ihsara sebep olur mu? Böyle ihtilaf oldu ya. وَقَدْ رَوَيْنَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Biz Peygamber Efendimiz'den de halbuki rivayet eyledik. مِنْ حَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍ وابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهم حجاج بن عمر ابن عباس وابو هريرة رضي الله عنهم من rivayetlerinden neyi rivayet eyledik ma zekerine zikretmiş olduğumuz hadisi min kavli o da Peygamber Efendimiz'in kavlinden yani Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kavlihideki zebirin Peygamber'e raca yani Peygamber Efendimiz'in kavli şerifinden zikreylediğimiz şeyleri ki rivayet eyledik o da neden مَنْ كُسِرَ اَوْ عَرِجَ فَكَتْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ اُخْرَى Öyle rivayet eyledik ki manası مَنْ كُسِرَ Her kimin ayağı kırılırsa اَوْ عَرِجَ yahut da topallaşırsa فَكَتْ حَلَّ لَهُ ona helal olur
ihramdan çıkması ona helal olur. O da yukarıda geçti ya, bir kurban gönderir, ihramdan çıkar, kesilir, ihramdan çıkar. Ve aleyhi haccetun uhura, onun üzerine de başka bir hac vardır, kaza edecek. Sebete bizalik, bununla sabit oldu ki ennel ihsar ihsar yekunu bil maradi, hastalık sebebiyle de olur. Kema yekunu bil aduvi, düşman ile olduğu gibi hastalık sebebiyle de ihsar olur. فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ işte bu babın veçi budur. مِنْ تَر۪يكِ تَصْحِيحِ مَعَانِ الْآثَارِ eserlerin manalarının tasihi terikinden bu bab böyledir. وَاَمَّا وَجْهُهُ مِنْ تَر۪يكِ النَّزَرِ bu babın, bu meselenin nazar kıyas terikiyle veçi. فَاِنَّا قَدْ رَيْنَاهُمْ biz ulemayı gördük ki اَجْمَعُوا اِجْمَعِيلَدِلَرْ neye? اَنَّ اِحْسَارَ الْعَدُوُ İcma ilediler ki düşmanın, aduvun ihsari yecibu bih, onunla vacip olur. Lil muhsari, muhsara ney? El ihlalu, ihramdan çıkmak helal olur. Yani düşman yolunu kesmişse o adamın ihramdan çıkması ona vacip olur. Kemal Kadisekerine, biz yukarıda zikrelediğimiz gibi Peygamber Efendimiz'in yolunu Kureyş kestiklerinden dolayı Peygamber Efendimiz ihramdan çıktı. Bu düşmanda ittifak var. Düşmanın yolu kesmesi ihsar sayılıyor. Vaktelefu ihtilaf eylediler ki maradı hastalıkta. Hasta olursa bu da bunun gibi midir, değil midir? Fekale kavmin bir cemaat dedi ki hükmuhu hükmül adu. Bunun hükmü de hastalığın hükmü de düşmanın hükmü gibidir. Fî zâlike ihsar meselesinde izâ kâne kad menâhu o hastalık onu men ederse minel mudiyyi fil haccı, haccını yapmaya mani olur ise kema menahul aduvu, düşman mani olduğu gibi o hastalık da onu yolundan alıkoyar, men ederse o da bunun gibidir. İkisinin hükmü birdir. Ve kâle âkharun, diğerleri dediler ki hükmuhu, bu hastalıkın hükmü bâinu min hükmül adu, düşmanın hükmünden farklıdır. O başkadır, bu başkadır. Düşman yolu keserse mühser sayılır, fakat hastalık sebebiyle gidemezse mühser sayılmaz dediler. فَاَرَدُنَا اَنَّنْ زُرُ öyleyse bu ihtilaf vakı olduğundan biz bakmak murad eyledik ki neyi? مَا شُلْ بِشَيْكِ اُب۪يحَ بِالْضَرُورَ مِنَ الْعَدُوُ düşman sebebiyle bir zaruret dolayısıyla mübah oldu. Düşman olduğundan zaruret oldu, mübah olan şey. هَلْ يَكُونُ مُبَاحًا mübah olur mu? بِالْضَرُورَةِ تَرُورَ سَبَب۪يلَ بِالْمَرَدِ maratla emla değil. Düşman zaruret olduğunda mübah oldu, o adamın ihramdan çıkıyor. Acaba o adam hastalık dolayısıyla da bir zaruret olduğundan ona da mübah oldu mu, emla olmadı mı? Buna baktık. فَوَجَدْنَا biz bulduk اَرْرَجُلَ bir adamı, kıyas yapıyor ya, aradık, bir kıyas edilecek bir şey bulduk. فَوَجَدْنَا الرَّجُلَ bir adamı bulduk ki زَكَانَ يُطِيقُ الْقِيَامَ ayakta durmaya kudreti var. كَانَ ثُورِدَ farz kılından يُسَلِّيَ قَائِمًا ona farzdır ki ayakta kıla, çünkü kudreti var. وَاِنْ كَانَ يَخَافَ eğer korkarsa اِنْ قَامَ ayağı kalkarsa اَنْ يُعَيِنَهُ onu göre الْعَدُوُ düşman فَيَقْتُلَهُ onu katlede ayağa kalkarsa onu düşman görecek, öldürecek. E o vakitte اَوْكَانَ الْعَدُوُ قَيْمًا yahut da düşman onun başında duruyor. El-Arasi başında duruyor. Ayağa kalkmasına koymuyor. Kalkarsa boynunu vuracak. فَمَنَعْهُ مِنَ الْقِيَامِ başındaki düşman ayağa kalkmadan mani oldu. Ya düşman başında yahut da uzaktan gözlüyor. Başında ise cellat gibi başında duruyor. Ayağa kaldırmıyor onu, koymuyor. E uzakta ise bazen diyelim mevziye de harp ediyor. E orada kalksa namaz kılmaya düşman görüp onu vuracak. E feküllün ulemanın hepsi kadeşme İsmail dedi ki ennehu o adam kad hallelehu ona helal olur en yusalliye kaiden oturduğu halde namaz kılmak ona helal olur. Ve sakata anhu fardul kıyam kıyam farziyeti ondan sakit olur. Ayakta durmak namaz kılmak farz ama o adamdan sakit oldu özür dolayısıyla. وَاَجْمَعُوا كَنَ اُلَمَا اِسْمَعِيلَ دِلَرْ كَاَنَّ رَجُلًا bir adamda وَاَصَابَهُ مَرَضٌ ona bir hastalık isabet ise اَوْ زَمَانَتُنْ yahut da kötürümlük ayakları tutuldu
kalkmıyor. Yahut da başka bir hastalığı var, kalkamıyor. فَمَنَعُوا مِنْ ذَلِكِ O hastalık ona mani olsa, مِنَ الْقِيَامِ kıyamdan ayağa kalkamıyor. اَنَّهُ قَدْ سَكَتَ عَنْهُ فَرْضُ الْقِيَامِ Ülema icmail ediler ki, kıyam farzı ondan sakit olur. وَحَلَّلَهُ ona helal olur, orada halleden sonra lehu yazılacak. وَحَلَّلَهُ adama helal olur, اَنْ يُسَلِّيَ قَائِدًا Oturmuş olduğu halde namaz kılması helal olur. Ne olduğu halde oturur ama يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ Rükû sücud yapar. اِذَا اَتَاكَ ذَلِكَ Eğer ona gücü yeterse oturur, oturduğu yerde kılar fakat rükû sücudunu yapar. اَوْ يُوْمِي yahut da ima eder. اِنْكَانَ Eğer olursa لَا يُتِيكُ ذَلِكَ ona gücü yetmezse. Yok rükû sücude de gücü yetmiyor yahut da başındaki düşman ona da mağlup oluyor. Bu vakıpta ima ile kılar. فَرَئِنَا biz gördük. مَا وَالْبِشَيْكِ اُبِيْحَ لَهُ وَاَدَمَا مُبَحْقُرٌ دِمِّنْ هَذَا İşte bu dediğimiz oturduğu yerde namaz kılmadan. Biz zarureti zaruret dolayısıyla minel adu düşmandan gelen zaruret dolayısıyla o adam oturduğu yerde namaz kılar. Hatta rükû sücude mani olurlarsa ima ile kılar. Bunu böyle gördük. فَدْ اُبِيْحَ لَهُ Ona öyleyse mübahkırın değil. Bir darureti, zaruret sebebiyle minel maradi, hastalikten gelen zaruret dolayısıyla o da mübakkılın değil. وَرَئِنَ الرَّجُلَ Biz adamı gördük ki اِذَا حَالَ الْعَدُوُ düşman araya girerse بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرِ O adam ile su arasında gidip abdest alacak fakat düşman var arada. Düşman onu öldürecek. سَكَتَ عَنْهُ فَرْضُ الْوُضُوُ Abdest almak farz ama abdest ondan sakit oldu. Ve yeteyemmemi ve yusalli. O adam teyemmüm eder, namaz kılar. Niye? Düşman mani olduğunda. Fekanet hadiyle şia işte bu şeyler oldu. Elleti öyle şeyler ki kad azara huzur oldu. Fiha bu meselelerde bil adu düşman sebebiyle kad azara fiha yine özür oldu. Eyza bil maradı. Hastalık sebebiyle de özür oldu. Hastalık sebebiyle ayağa kalkamıyor yahut da hasta suya gidemiyor yahut da suyu getirseler abdest alamıyor, teyemmüm eder. Ve kânel hâlu fî zâlik işte bu mesele ve bu hal oldu. Gerek düşman, gerek hastalık sebebiyle sevâ müsavvı oldu. Sümmereynel hac, sonra hacı da gördük. Öyle hac, el mühsere. Mühser olan bil adûvü düşman tarafından mani olunmuş bir hacıyı gördük ki kad azere mazur oldu fecu'ile lehu ona kılındı fi zalik bu mesele hakkında en yefere işleye ma cu'ile lil muhseri muhsere ne yapacaksa bunu işlemesi caiz oldu ki en yefere işleye hatta yahille o işleyeceği şeyi işleye de ihramdan çıkar vehtelefu fil muhseri bil marad düşman tarafından hasf olmuşsa ne yapacak? Yapacağı şey yukarıda zikreyledik. Kurbanını kesecek, ihramdan çıkacak. Fakat hastalık da böyle midir, değil midir? Bunda ihtilaf olundu. Ve kıyas ettik yukarıdaki meselelere. فَالنَّذَرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ Yukarıdaki meselelerden zikrettik ya ona kıyasen اَنْ يَكُونَ اُلَا مَا اُلْ بِشَيْكَ وَجَبَ لَهُ O adama vacip oldu مِنَ الْعُذْرِ Özürden bir zarure bil adu. Adu sebebiyle zaruret oldu da ona vacip oldu. يَجِبِ لَهُ اِذَا بِالْدَرُورَةِ بِالْمَرَدِ فَالنَّزَرُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا Bizim zikrettiğimiz şeye nezer edin. O da neden? مِنْ ذَٰلِكَ Bu yukarıda ayakta namaz kılmak yahut da suyu gücü kudreti yetmezse teyemmüm etmek zikreyledik ya işte buna kıyasen اَنْ يَكُونَ وَلَا ney ma ul bi şeyki vecebe leh o adama vacip oldu minel özrü özürden bir zarureti bil adu adu de zarureti sebebiyle düşman onun önünü kesmiş bu adam gidemiyor gidemiyorsa Beytullah'a gidemiyorsa tavaf edemiyorsa ne yapıyor hedini gönderiyor boğazlanıyor ihramdan çıkıyor buna bu vacip oldu öyleyse yecibü leh o adama yine vacip olur eyle böylece bir zarureti bil marad marad sebebiyle zaruret oldu ya, hastalık dolayısıyla da o vacip ola. Yani kurbanını göndere, kurbanı kesile, ondan sonra o adam ihramdan çıkar. Ve yekûne ola hükmuhu
bunun hükmü fi zalike bunda sevabı müsavı olur. O düşmandaki hüküm neyse hastalıktaki hüküm ikisi müsavı olur. Buna kıyas edilirse bu böyle olması lazım gelir. Kemâ kâne hükmuhu bunun hükmü olduğu gibi fi zalik bu mesele hakkında ila sevabı müsavı olduğu gibi fit taharat ve salavat taharatlarda, salavatlarda namaz kılmak düşman korkusundan ayağa kalkamıyor. Hastalık korkusundan da ayağa kalkamıyor. Düşman korkusundan gidip abdest alamıyor. Hastalık dolayısıyla da gidip abdest alamıyor. Bunlar da nasıl düşman ve hastalık ikisinin hükmü bir ise hacda da böyle olması lazım. Mühser oldu mu ister düşman tarafından isterse hastalık sebebiyle mühser oldu mu hükümlerin müsavi olması lazım gelir. Kıyas da bu. ثم اختلف الناس bundan sonra nasıl ihtilaf eylediler ba'daha da bundan sonra fil muhrimi bi umreti umre ile ihram eden hakkında da ihtilaf eylediler bi hasbin yuhsaru öde umre ki yuhsaru hasf olunur bi aduvin düşman ile bi maradin yahut hastalıkta. Şimdi hac hakkında ispat etti ki hasır sebebi düşman olduğu gibi hastalıkta olabilir. Fakat umrede de aynı midir yoksa değil midir? Bunda da ihtilaf eylediler. Fekale kavmun bir cemaat dediler ki yeb'asu bihedyi kurbanı gönderir ve yuva'iduhum onlarla sözleşir ve en yenheruhu bu kurbanı keseler enhu kendisinden fe izâ nuhire o kurban kesildiği vakitte halle o adam da ihramdan çıkmış olur. Gün tayin ederler. O gün geldi mi onun o günü onlar kurbanını kesmiş olur. Belki adam dehremden çıkmış olur. Bir kısmı böyle dediler. Yani düşmanla hastalığın hükmü bir dediler. Ve kâle âkharun diğerleri dediler ki bel yukîme alâ ihrâmi ebedâ. Ömrede dehremden çıkamaz. Ebedi olarak dehremde ikamet eder. Ve leyse lehâ vaktun ömre için bir vakit yoktur ki vaktil hac. Haccın vakti gibi vakti yoktur. Haccın vakti var idi. Arafat'a gidip kavuşacağıdı, kavuşamadı. Ömrenin vakti geniştir. Sene bu oyunu ömre caizdir. Bu hac gibi değildir dediler. Ve kâne minel hücceti hüccetten ol dedi. Lezîne şu bir kimseler için ki zehebu zahib oldurur ki le ennehu yehillü minha. Ömreden çıkar bil hedi hediyle. Yani düşman sebebiyle çıktığı gibi hastalık sebebiyle de kurbanını gönderir, kestirir, ihramdan çıkar diyenlerin lehine hüccetten oldu. Maşur bir hadis ki raveyna an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den biz rivayet eyledik fi evveli hadel bab. Bu babın evvelinde lemma uhsire bi umreti bi umretin ömrede ihsar olundu zemenin Hudeybiye zamanında Peygamber Efendimiz ihsar olundu. Hasaratu küffar Kureyş. Kureyş küffarı Peygamber Efendimiz'e mani oldular. Fenehar el hediye kurbanını boğazladı ve halle ihramdan çıktı. Ve lem yentazir intizar etmedi ki en yezhebe anhu kendisinden gide el ihsar ve ihsar gide. Buna intizar etmedi. Ki niçin izkâne oldu la vakte laha ömrenin vakti olmadı ki vakti hacca hac gibi onun bir vakti yok. Onun için ihramda bekliye bu olmadı. Bel ce'alel uzre Peygamber Efendimiz üzrü kıldı fil ihsari biha o ömredeki ihsarda üzrü kıldı kel uzri fil ihsari bil hac hacdaki ihsar gibi kıldı. Hacda nasıl hemen ihram hediyeni gönderir keser ihramdan çıkarsa ömrede de öyle yaptı. Fesebete bizarik bununla sabit oldu ki enne hükmeha ömrenin hükmü fil ihsari ihsarda hükmü fihima İster hac ve ister umrede her ikisinde de onun hükmü sevabı müsavidir. Ve ennehu yeb'asul hediye, hedi gönderir. Hatta yehillu bihi, hatta o hediyin kesilmesi sebebiyle ihramdan çıkar. Neden? Helal olur. Mimma uhsira bihi, ihsar olunduğu şeyden. Minhuma her ikisinden ister hastalık sebebiyle olsun, ister düşman sebebiyle olsun, ihramdan çıkar. İlla inne illa en aleyhi illa en aleyhi illa onun üzerine orucudur fil umreti umrede kaza umretin umre kazası orucudur
mekanı umreti, umresinin yeriyle. Ve aleyhi anın üzerine vaciptir ki hac ettiği hacda de vaciptir. Hacceten hac, mekanı hac ettiği haccinin yerine. Ve umreten bir de bir umre olucudur. Li ihlalihi, onu ihlal ettiğinden. Onu ihlal ettiğinden dolayı bir de bir umre yapacak. وَقَدْ رَوَيْنَا فِي الْعُمْرَةِ عُمْرَةِ رِوَاتِ اِلَدِكْ كِ اَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْمُحْرِمُ مُحْرِمْ بَعْزَلْ وُلُرْ مُحْسَرًا بِهَا O umrede mühser olur. Bunu da rivayet eyledik. Ne rivayet eyledik? Maşhur değil ki قَدْ تَقَدَّمَ فِي هَذَا الْبَابِ Bu vakta tekaddüm etti. O da kimden? An Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh. Abdullah bin Mes'ud'dan rivayet eyledik. O da Zat-ı Tenar'ında adamı Bilal istirdi. Abdullah bin Mesud'da ne dedi? Bir hediye gönderin. Bu hastansın, bu adam da ihramdan çıksın. Demek ki ömrede mühser olursa onda ne yapılacak? Onu da Abdullah bin Mesud'dan rivayet eyledik. فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ مِنْ تَرِيكِ الْاَسَرِ Eser terikiyle bu babın veçi budur. Ömreyle mühser olan bir kimse ne yapacak? Onu beyan etti ki o da hac gibi kurban gönderecek, kurbanı kesilecek, ihramdan çıkacak. وَاَمَّا النَّظَرُ فِي ذَالِكِ Bu ömreyle mühser olan bir kimsenin hakkındaki kıyasa gelince فَاِنَّا قَدْ رَيْنَا اَشْيَا Biz birçok şeyler gördük ki قَدْ فُرِضَتْ عَلَى الْعِبَادِ Kullar üzerine farz kılındı. O da neden? مِمَّا جُعِلَ لَهَا وَقْتٌ خَسٌ Onlara has vakıtlar kılınmıştı. O mahsus olan vakıtlar da onlara farz idi. Ve eşya bir takım eşyayı da gördük ki furidat aleyhim. Kullar üzerine farz kılındı. O da neden? Mimma şul bir ibadetlerden ki cu'ile dehr. Dehr kılındı. Kullu hepsi vakten daha ona vakit kılındı. Ömre gibi. Ömrenin vakti yok. Ama namazın, haccın onların vakti var. Bir kısmının hususi vakti var. Bir kısmının hususi vakti yok. Minha işte o vakit olanlardandır. Es-salavatü namazlar. Furidat aleyhim kullar üzerine farz kılındı fe evkatin hasse hususi vakıtlarda. Öyle hususi vakıtlar ki tüedda namazlar eda olunur fi tilkel evkat o vakıtlarda ne sebebiyle be esbabim sebepler sebebiyle öyle sebepler ki mütekeddimetin leha onlara tekeddüm eden sebepler vasıtasıyla o da neden? Minat tatahhuri temizlikten bilmai su ile ve setril avreti setri avretten istikbali kibleden işte bunlardan O sebepler vasıtasıyla o vakitlerde eda edilmesi vacip oldu, farz kılındı. Ve minha gene bu vakit o ibadetlerdendir. Es-siyamu oruç fi kefarat-i zihar ve kefarat-i siyam, kefarat-i katil. Zihar kefaretinde, orucun kefaretinde, katil kefaretinde cü'ile zalik bunlar farz kılındı. Alel muzahiri, zihari yapan kimseye vel katili, katil olan kimseye Zat-ı eyyâmin ve aynıha, aynı günlerde değil, onlara vakit hususi günlerde bu kefareti yapacak diye değil. Bel cü'ile dehru kulluhu, belki dehrin hepsi kılındı, vaktin daha ona vakit kılındı. Ve kezalike kefaretül yemin, kefareti yemin de böylece. Alehallahu azze ve cel, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bu yemin kefaretini kıldı. Alel hanisi yemininde hanisi yeminini bozan adama. Alel hanisi fi yemini, yemininde hanisi olan ki yani yeminini yerine getirmedi, bozdu. Buna da kefaret lazım geldi. Vahiy o da nedir? İtam-ı aşareti mesakiyene 10 miskini doyurmaktır. Ev kisvetum 10 miskini giydirmektir. Ev tahriru rakabetin yahut da bir köleyi azat etmektir. Bunlar da böyle kılındı. Bunların, evet. Sümme cealallahu azze ve cel. Şimdi bunlar kefaret yeminde de vakit yok. 10 miskini hangi gün doyurursa doyursun. Ne vakit elbise alırsa alsın. Tehrir-i rekabe ne vakitte azat ederse etsin. Bunun da hususi vakti yok. Sümme cealallahu azze ve cel. Sonra Cenab-ı Hak Teala Hazretleri kıldı. Men bir kimseyi ki farada farz eyledi aleyhan üzerine es-salavati namazları farz kıldı. Bir esbab illeti yetekaddem ona tekaddüm eden sebepler vasıtasıyla ki o sebeplerde abdest almak, tesettür etmek, istikbali kibre etmek ve lesbabi dahi bir sebepler sebebiyle böyle sebeplerken mef'uleti fiha namazda işlenilen kıyam, kıraat, rükû, sücud işte bunlar bu sebepler vasıtasıyla ona farz kıldı.
fi zalik zarurette özüren özür kıldı izâ müni'a minhu. Ondan men olunduğu vakitte o özrü Cenab-ı Hak Hazretleri müteber kıldı, o ondan sakit olur oldu. Fe min zalik işte onlardandır. Maşul bir şey ki cü'ile lehu o adama kılındı fi ademil mâsû bulamadığı vakitte min sükûti tahareti bilma su ile taharetin sukutunda. Su ile taharet alacaktı, abdest alacaktı. Onu bulamadığı vakitte o adama kılındı en yeteyemmüme teyemmüm etmek. Ve min zalike gene bundandır. Ma bil hüküm ki cü'ile kılındı. Lillezi şul bir kimseye ki müni'a min setri levre. Setri avretten men edildi. Elbise verilmiyor, çıplak kaldı. O da kılacak en yusalliye badiyel avre. Evret mühelle açık olarak namaz kılmak ona mübah kılındı. Ve min zalik gene bu özürlerdendir. Ma bir hüküm ki cü'ile kılındı. Limen bir kimse için ki müni'a minel kıbleti kıbleden men olundu. Kıbleye döndürülmür. En yusalliye kılmak mübah kılındı ila gayri kıbletin kıblenin gayrısına. Nereye gücü yeter istitaat olursa. Ve min zalik işte bunlardandır yine maul bir hüküm ki şöyle kılındı. Lillezî şul bir şahse ki müni'a minel kıyam, kıyamdan men olundu. Ayağa kalkamıyor, ya düşman görür vurur yahut da düşman başında bırakmıyor. Ona da kılındı en yusalliye kaiden oturarak namaz kılmak caiz kılındı. Ne olduğu halde yerke ve yesüdü rükû sücud eder. Oturduğu yerde rükû sücud ederek namaz kılmak caiz oldu. Feyin müni'a min zâlike izâ rükû ve sücuddan da men olunur ise evmâ iman, ima etmekle gider, namaz kılar. Fecu'ile lehu adam için caiz kılındı, zâlik imatı caiz kılındı. Ve imkâne her ne kadar olduysa de yine vasliye kad vekî aleyhi minel vakti vakıttan vakı kaldıysa da o adam üzerinde neyim va bir vakit ki kad yecûzü caiz olur ki en yezhebe enhu o adamdan gide zâlikel özrü özür gide yani öyle bir vakit var ki caiz ki o özür zahir ola ve ye'ûde ilâ hâlihi kablel özür özürde özür gelmezden evvelki hâlını evdet ede öyle olsa bile ona mezur kılındı ve halbuki adam da fil vakti vaktin içindedir. Vaktin içindedir ki caiz ki o özür ondan zahir ola, o özür gelmezden evvel haline evdet ede o işi yapa ki lem yefutu o adama da o yapacağı şey fet olmayı olsa bile fakat bu adama caizdir özür kılındı. Ve kezalike gene böylece kılındı fiile caiz kılındı limen la yakdiru ala savm. Orası kadir olmayan bir adama. Fil keffarat, keffaretler de elleti öyle keffaretler ki evceballahu azze ve cel Cenab-ı Hak vacip kıldı aleyhi ve adam üzerine fiha o keffaretlerde as savma orucu farz kıldı. Ne için? Li maradin halle bihi, ona nazil olan bir marad için, ona nazil olan bir marad oldu, Cenab-ı Hak da ona kefareti vacip oldu. Oruç tutmak kefareti vacip oldu ki, o da neden mimma kadiyyuzu bir uhu minhu ba'de zalik. Yümkün o hastalıktan sonra onun afiyet bulması caiz olur. Ve rücu'uhu, o adamın rücu etmesi de caiz olur, dönmesi. İlâ hâli takati gücünün yeter bir haline lizâlike sevm o orucu tutmaya takati gelecek bir halada dönmesi caiz olur. Böyleyken fecu'ile kılındı zâlik bu lehu özren ve adama özür kılındı fi iskâti sevm yanhu ondan orucun sukutunda. Ne sebebiyle? Bihi o marah sebebiyle. Ve lem yemne bu mani olmadı min zâlik o iskattan izâ kâne olduğu vakitte mâ ul bir şey ki cü'ile aleyhi ve adam üzerine kılındı mine's savm oruçtan öyle oruç ki la vakte lehu onun da vakti yok o kefaretin vakti yok ona kefaret farz oldu onun da vakti yok öyle olmakla beraber bu adam o özür dolayısıyla orucu tutmaz ve kefaretini verir
Öyleyse bu bekletsin de o özür zahil olsun, sonradan oruç tutar. Böyle olmadı. Ve kezalike fîmâ zekerna, bizim zikrettiğimiz şeylerde de böylecedir. O da neden? Minel it'âmi fil keffârat. Keffâretlerde it'am etmek. Vel etki fîhâ. O da o keffâreti kıl azad etmek. Vel kisveti, elbise giydirmek. Bunlar da böyle oldu. İzâ kâne olursa اَلَّذ۪ي شُرْبِ شَخِصْ كِفُرِ ذَٰلِكَ عَلِهِ, onun üzerine keffaret farz olan kimse müademen fakir olursa, bu da böyledir. وَقَدْ يَجُوزُ جَائِزْ olurken يَجِدَ بَعْدَ ذَٰلِكَ, ondan sonra ola, o keffaretten sonra فَيَكُونَ قَادِرًا قَادِرُ وَلَا عَلَى مَا وَجَبَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ, Cenab-ı Hakk'ın vacip kılmış olduğu şey üzerine. O da neden? مِنْ ذَٰلِكَ, onlardan. Yani orucunu tutacaktı. Caiz ki o adam sonra oruç tutmaya kadir olur. مِنْ غَيْرِ فَوَاتٍ, fevt etmeksizin. لِوَقْتِ شَيْءٍ, bir şeyin vaktini fevt etmeksizin. O şeyde neden? مِنْ مَا كَانَ اَوْجَبَ عَلَيْهِ, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri onun üzerine vacip kılmıştı. فَعَلَ, o adamın işlemesini fiyi o vakıpta. O vakıpta hala var. Caiz ki o adam iyi olur. O vakıpta da onu işler. Fakat ona kadir olmak caizdir diye o adam bunu yapmamasın mı? Yapsın. Bu da böyle oldu. فَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْاَشْيَاءُ, baktaki bu şeyler oldu. يَزُولُ فَرْضُهَا بِالْضَرُورَةِ فِيهَا, onda zaruret olduğundan onun farzı zahil oldu. وَاِنْ كَانَ لَا يُقَافُ فَرْتُ وَقْتِهَا, onun vaktinin fevtinden korkmasa bile zaruret olduğundan farz zahir oldu. Mesela namaz zaruret dolayısıyla vaktin evvelinde oturarak namaz kıldıydı. Düşman korkusundan yahut hastalık dolayısıyla caizse vakit çıkmazdan evvel düşman zahir olur yahut da hastalıktan iyi olur. Bu adam tehir mi etsin? Yok. Evvelinde kılsa zaruretin zahir olmak ihtimali var diye o adam yapmasın mı? Yok, yapar. فَجَعَلَ ذَٰلِكَ, öyleyse bu kıldı. مَا خِيْفَ فَوْتُ وَقْتِهِ, vaktinin korkulmasını فَجَعَلَ ذَٰلِكَ, bu zaruret kıldı. Neyi mağul bir şey ki خِيْفَ, korkunuldu. فَوْتُ وَقْتِهِ, vaktin geçmesinin korkusu olanı olmayanı kıldı. سَوَاً مُسَابِ kıldı. مِنَ السَّلَوَاتِ, namazlardan. فِي اَوَاخِرَ اَوْقَاتَ, sonlarında. Namaz gelmiş, sonuna gelmiş. O artık kılmazsa namaz geçecek. Bu ne? Bir de vaktin evvelinde zaruret dolayısıyla kıldı o namazı. Mesela farzı terk etti, kıyamı terk etti de kaiden kıldı. İşte bunlar nasıl namazın sonunda caiz olursa evvelinde de caiz olur. Ve maaş bahar zalik. Bunun gibi. Yani bundan şu mesela şu mesele çıkıyor ki vaktin evvelinde bir adam su bulamadı. Vakit de var. Caiz ki vaktin sonuna doğru suyu bulur. Ama hala hazırda yok. Vaktin evvelinde teyemmüm etse, namazını kılsa, sonradan suyu bulsa diye namazı iade eder mi, etmez? Niye? Vaktin evvelinde zaruret var idi. Onun için o zaruret dolayısıyla onu kılar. Fakat sonradan bulmak caizdir diye namazı tehir etmez ve bulduğunda da namazı iade etmez. فَالنَّزَرُ عَلَى مَا زَكَرْنَا, bizim bu zikrettiğimize nezeren اَنْ يَكُونَ كَذَٰلِكَ الْعُمْرَ, ömrede böyle ola. وَاِنْ كَانَ لَا وَقْتَ لَهَا, onun her ne kadar vakti yoksa da اَنْ يُبَاحَ مُبَحُرَ فِي زَرُورَةِ زَرُورَةِ فِيهَا ömrede, onun vakti yoksa tekil zaruret halinde ömrede mübah olan. Mubahul orada ne? Ma yubahu bi zarureti fi gayriha. Gayrisinde, ömrenin gayrisinde zaruretle mübah olan şey ömrede de mübah olan. Madem işte namazı misal verdik, namazda caiz oluyor da ömreden için caiz olmasın. O da neden o gayrisi de? Mimma lehu vaktun me'lumun. Me'lum bir vakti olan namazda caiz de vakti malum olmayan ömrede niye caiz olmasın? O da caiz olur. Vakti var diye ömreyi de mühsar olduğundan dolayı
vakti var diye yani onu tehir etsin, yok. Hemen o ömrede mühser ise onun mühseri lazım gelen hüküm neyse onu yapar, ömresinden çıkar. فَسَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا bizim zikreylediğimiz bu şeyle sabit oldu. قَوْلُ مَنْ bir kimsenin قَوْلِ ki زَهَدَ bu adam zahip oldu. اِلَا اَنَّهُ قَدْ يَكُونُ olur الْاِحْسَارُ بِالْعُمْرَ ömre ile ihsar olur ki مَا يَكُونُ الْاِحْسَارُ بِالْحَجِ hac ile ihsar gibi sevabı müsavi olur. Hac ile ihsar neyse ömre ile ihsar da odur. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمه الله تعالى بوج إمامٍ قبله بدر فرق يوكتر يعني حاجة نصل محسر هديني gönderir بواسطتر رهرمدن çıkarsa ömrede de hediyeni gönderir بواسطتر رهرمدن çıkar ثم تكلم الناس sonra ناس تكلم etti yani علماء بعد هذا bundan sonra في المحسر محسر ده إذا نحر هديه hediye kurbanı boğazlandıktan sonra hel yahliku rasehu başını tıraş eder mi emla etmez mi? Fekale kavmin bir kavim dedi ki leysa aleyhi mühser üzerine olmadı en yahlike tıraş etmek. Leennehu kad zehebe anhu ve adamdan gitti en nüsükü kulluhu nüsüklerin hepsi gitti. Mühser oldu men olundu mi nüsüklerin hepsi ondan kalktı. Ve mimmen kâle zâlik böyle diyenlerdendir Ebu Hanife ve Muhammedun rahimehumullah. Ebu Hanife ve Muhammed böyle demiştirler. Bir adam men olundu mi ihramdayken tavaftan, sa'iden hepsinden men olundu. Öyleyse bu meniye birdir. Tıraş da onlardandır. Hepsi birden kalktı. O adam derhal elbisesini giyer ihramdan çıkar. Başını tıraş etmeye lüzum yoktur. Yalnız bir şey dedi ki bunlara göre hediye var. Hediyeni gönderecek, o vaada alınacak, o kesildi mi o günü elbisesini giyecek, tıraş olmaya lüzum yok dediler. Ve kâle âkharun başkaları dediler ki bel yahlik, belki tıraş eder. Fe in lem yahlik, tıraş etmezse halle, ihramdan çıkmış olur ve her şey aleyhi anın üzerine bir şey yoktur. Ama tıraş etmesi daha güzel olur. Yalnız o tıraşı terk ederse üzerine ceza lazım gelmez. Ve mimmen kâle zâlik böyle diyenlerdendir Ebu Yusuf rahimehullah. İmam Ebu Yusuf'tur. İmam Ebu Yusuf da tıraş olması müstehaptır dedi. Ve kâle âkharun başkaları da dediler ki yahliku tıraş eder ve yecibü zâlik aleyh. Hem de bu tıraş ona vacip olur. Kemâ yecibü alel hâci vel mu'temir. Hâci ve ömre niyet edene vacip olduğu gibi ona da vaciptir. Vaciptir eğer onu tıraş etmezse ceza lazım gelir. Üç kavil oldu. İmam Ebu Hanife ve Muhammed'e göre harf lazım gelmez. İmam Ebu Yusuf'a harf lazım gelir, müstehaptır. Evet, diğer bir kavile başkalarına göre de vaciptir. فَكَانَ مِنْ حُجَّةِ اَبِي حَنِيفَةِ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ فِي سَالِهِ bu mesele hakkında Ebu Hanife ve Muhammed'in hüccetlerindendir ki ennehu kad sakata anhu ve adamdan sakit oldu bil ihsar dolayısıyla ne sakit oldu cemi'u menasikil haccin menseklerinin hepsi sakit oldu. O menseklerde ne der? Minet tavafi ve sa'i beyni safa ve merva. Beytullahi tavaf etmek, safa ile merva arasını sa'i etmek, bunların hepsi ondan sakit oldu. Ve zalike bu da mimma şul bir şeylerdendir ki yahillu ihramdan çıkar el muhrimu ihram eden kimse bihi ve hac yahut umre ile min ihramihi ihramından çıkar. Tavaf eder, sa'y eder, ihramından çıkar diye bunların hepsi sakit oldu. Öyleyse sakit olduğu gibi hak da sakit oldu. Ala tura görmez misin ki ennehu izâ tâfı bil beyti yevmen nahr bayram günü beytullahi tavaf ederse hallele ve en yahfike başını tıraş etmek ona helal olur. فَيَحِلُّ لَهُ بِزَالِكِ bu sebeple de Beytullah'a tavaf ettim ona helal olur. اَتْطِيبُ koku sürünmek ve libasu elbise giymek ve nisa'u ailesine tekarrub etmek bunlar helal olur. قَالُوا dediler ki فَلَمَّا كَانَ ذَالِكِ vaktaki bu oldu مِمَّا يَفْعَلُهُ hac yahut ömre niyet eden adamın işlediği şeylerden oldu. حَتَّى يَحِلَّ حَتَّى اِحْرَمْدَنْ çıkar. فَسَكَتَ ذَٰلِكِ
işte o bu sagit oldu anhu andan kulluhu hepsi bunların hepsi sagit oldu bile ihsar ihsar sebebiyle. İhsar oldu bırakmıyorlar, tavaf yok, sa'i yok, bunları gidip yapamıyor. Öyleyse öteki halk da bundan sakit oldu. Sekete eyze anhu, bu adamdan böylece sakit oldu. Sa'iru ma'ul bir şeyin sa'iri ki yehillu bihil mührimi mührim. Anında ihramdan çıkar bir sebebiyle ihsar, ihsar sebebiyle bu da sakit oldu. Bu da nedir? Tavaf sa'i sakit olduğu gibi halk da sakit oluyor. Menaskin hepsi sakit oluyor. Binaenaleyh bu adamın tıraş olmasına lüzum yoktur. Hâzî bu hüccetün le'ebi Hanife-i Muhammed'in rahmetullahi teâlâ Ebu Hanife ve Muhammed'in hüccetlerindendir. Ve kâne min hüccetil âkherîn aleyhima. Diğer alimlerin hüccetlerindendir. Aleyhima Ebu Hanife ve Muhammed'in aleyhine fîzâlik bu mesele hakkında. Yani İmam Ebu Yusuf taraftarlarının lehine Ebu Hanife ve Muhammed'in aleyhine. Olan hüccetlendir ki enne tilkel eşya bu şeyler minet tavafi bil beyt beytullahi tavaf etmekten ve sa'i beyne safa ve merve safa ile merve arasını sa'i etmekten ve remyil cimar taş atmaktan kat sudde anhu bunlardan men olun değil mührimi mührim ve hile beynehu ve beynehu o mührim olan kimseyle bunların arasına geçti hayır mani araya girdi. Fesekete anhu ondan sakit oldu en yef'alehu bunları işlemesi ondan sakit oldu. Vel halku tıraş ise lem yehul araya heylulet etmedi. Beynehu ve beynehu tıraş ile adam arasına ikisinin arasına bir mani girmedi. Ve ve kadirun ve adam kadirdir. Ala en yef'alehu tıraşı işlemeye kadirdir. Araya bir heylulet yoktur. Onun için ikisinin arasında fark vardır. فَمَا وَلْبِي شَيْكِ كَانَ يَسِلُ وَاسِلُ olur اِلَا اَنْ يَفْعَلَهُ onu işlemeye vasıl olur ona araya bir helulet yok işlemeye mani bir şey olmaz فَحُكْمُهُ وَاَدَمُنْ حُكْمِ ف۪يهِ anda فِي حَالِ الْيَحْسَرِ ihsar halında ne gibidir ki حُكْمِهِ وَاَدَمُنْ حُكْمِ gibidir ف۪يهِ o şeyde ف۪ي غَيْرِ حَالِ الْيَحْسَرِ orada bir ف۪ي غَيْرِ lazım ف۪ي غَيْرِ حَالِ الْيَحْسَرِ hali ihsarın gayrisindeki hükmü gibidir. Mühser olmasaydı o adam gidip menasiki hacı yaptığında tıraş olacak mıydı, olmayacak mıydı? Olacaktı. İşte bu da öyle. O mühser oldu, Beytullah'ı tavaf edemedi. Safa Merve arasını gidip sahi edemedi. Ama tıraş olmasına mani yok, tıraş olur. İmam Ebu Yusuf taraftarları böyle dediler. Ve ma ul bi şeyki la yastati'u nustati olmaz en yef'alehu onu işlemek fi halil ihsar ihsar halinde işlemesi ne gücü yetmez. Fehevellezi işte o şeydir ki yeskutu anhu ondan sakit olur bil ihsar ihsar sebebiyle. O da ne? Gidip de tavaf etmesine, sa'y etmesine mani oldu. İşte ihsarda sakit olan budur. Yoksa tıraş olabilir çünkü tıraşa mani bir şey yok. Fehevel nazar kıyas da budur. İndena bizim indimizde. İmam-ı Tahavi diyor ki işte İmam-ı Ebu Yusuf böyle dedi. Bizim indimizde de kıyas budur. Yani İmam-ı Tahavi de İmam-ı Ebu Yusuf'un görüşüne sahip oluyor. وَاِذَا كَانَ حُكْمُهُ وَاَدَمٌ حُكْمُ olduğu vakitte فِي وُجُوبِ الْحَلْقَ عَلَيْهِ halkın ona vücubunda وَهُوَ مُحْسَرٌ وَاَدَمْ مُحْسَرٌ mühser olan bir adama halk vacip olursa onun hükmü ki hükmihi o adamın hükmü gibidir. Nerede fi vücubihi aleyhi o adama vacip olmasında ve o gayru mahsar. İhsarda değil iken mühsar olmazdan evvel nasıl halk vacip idise mühsar olduktan sonra da hükmü öyledir yine vaciptir. Kâne terkuhu iyyâhu veydâ. Onu terk etmesi oldu. Ve huve mühsarun mühsar olduğu halde o halkı terk etmesinin hükmü oldu ki terkihi iyyahu ve gayru mühser. Mühser olmadığı vakitte terki nasıl olduysa bu düğülü oldu. Yani mühser olmayan bir adam tavaf sa'yı yaptıktan sonra tıraş olacaktı. Tıraş olacaktı, onu terk etmeyecekti. Tıraşı terk etmeyecekti. Öyleyse mühser olan bir adam da diğer efalundan sakit olur ama halk
mümkün olduğundan her günü yapacak. Onun hükmü de öyledir. Yani terk etmeyecek. Yalnız bir fark var ki burada diyor ki İmam Ebu Yusuf böyle diyor ama fakat dem vacip değildir. Yani orada bir fark gözetiyor. Yani mutlaka değil. Çünkü gidip tavaf edip sa'yi etse başın tıraş etmesi vacip olur diye. Tıraş etmesi dem vacip olur diye. Burada onun hükmü gibidir ama fakat dem فَكَدْ رُوْيَاً رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. Ma bir hadisi şerif ki kaddelle delalet etti, eder. Neye alâ enne hükmel halki başını tıraş etmenin hükmü bakim bakidir alel muhserin ihsardı olanlara. Kemâ huve alâ men nitekim o vacib idi bir kimseye ki vasale ile beyt beyte vasil olan gidip de tavaf edip sa'y edip başını tıraş etmek olduğu gibi bu mühser olanlara da böylece başını tıraş etmenin hükmü vardır, vaciptir. Ve zâlike bu da enne Rabi'ül Mu'ezzine, Rabi'ül Mu'ezzin haddesena, İmam-ı Tahavi diyor ki bize rivayet eyledi, kâle haddesena Esed ibn-i Musa, kâle haddesena Yahya ibn-i Zekeriye ibn-i Ebi Zâide, kâle haddesena ibn-i İshak. Burada bu demiş yanlış. İbn olacak. İbn İshak kâle haddeseni Abdullah ibn Ebi Necih en mücahidin an İbn Abbas'ın radıyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas'tan rivayet eyledi. Mücahid kâle İbn Abbas dedi ki halaka ricalun yevmel Hudeybiye. Hudeybiye günü bir takım adamlar başlarını tıraş ettiler. Ve gassere aharun başkaları da saçlarını kestiler, teksir ettiler. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz bunun üzerine buyurdu ki يَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِينَ Tıraş edenleri ve Allah rahmet eylesin. قَالُوا dediler ki Ya Resulallah vel mukassirin saçlarını kesenleri de kesenlere de Allah rahmet eylesin. قَالَ Resulullah Efendimiz buyurdu ki يَرْحَمُ اللّٰهُ الْمُحَلِّقِينَ Başlarını tıraş edenlere Allah rahmet merhamet eylesin. قَالُوا Ya Resulallah vel mukassirin, Ya Resulallah mukassirine de dua et. Kale Resul-i Ekrem Efendimiz üçüncüde gene buyurdu ki Yerhamullahül muhallikin başlarını tıraş edenleri Cenab-ı Hak affı mağfiret eylesin, onlara merhamet eylesin. Kale yeni üçüncüde dediler ki Ya Resulallah vel mukassirin, Ya Resulallah saçını kesenlere de dua et, onları da Allah affı mağfiret eylesin. Kale Resul-i Ekrem Efendimiz üçüncüden sonra dedi ki vel mukassirin saçını kesenleri de Allah affı mağfiret eylesin, Allah-u Teala onlara da rahmet eylesin dedi. Kalu ashab-ı kiram dediler ki fema barul muhallikin zaherte lehum bitterahun fema barul muhallikin tıraş edenlerin hali nedir ki zaherte ya Resulallah sen aşikar ettin lehum onlara bitterahun terahum ile onlara müzahiret ettin, yani onları üç defa rahmet okudun. Kale Resulullah Efendimiz buyurdu ki innehum, o başlarını tıraş edenler lem yeşükkû, şek etmediler. Hemen başlarını tıraş ettiler. Mukassirler biraz teenni ettiler, yani onlar hemen başlarını, saçlarını tıraş etmeye gitmediler. Onun için muhallikini üç defa dua buyurdum, onlara müzahiret ettim. Şimdi bu hadisi şerifte bunlar mühser idi, Hudeybiye'deydiler, başlarını tıraş ettiler, tıraş etmeyenler de kısalttılar. Haddesena Fahetun, kâle haddesena Yusuf ibn-i Behlul, kâle haddesena ibn-i İdris, an Ebi İshak, burada da Ebi İshak demiş ama an ibn-i İshak, fezekere bi isnadihi mislehu, aynı hadisi şerifi bu isnad ile zikreyledi. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأنصاري قال حدثنا أبو سعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر مغفرة استغفر دردي مغفرة دردي يوم الحديبية حديبية كني للمحلقين başlarını tıraş edenlere selasen üç kere onlar için istiğfar ettiğini işittim. Ebu Sayyid'in kulübü buyuruyor.
velil mukassirin saçlarını kesenlere de istiğfar etti. Onu deşitti merreten bir kere. Başını tıraş edenleri 3 kere, saçlarını kesenlere de 1 kere dua buyurdu. Haddesene bin Merzuk kal, haddesene Harun'u bin İsmail el-Hazzaz. Cezzar demiş, doğrusu Hazzaz. Kal, haddesene Ali ibn el-Mübarek. Orada da kaf noksan Ali ibn el-Mübarek. Kal, haddesene Yahya bin Ebi Kesir, enne Eba İbrahim el-Ensari'yi haddesehu. En Ebi Said'in el-Hudri'yi. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimiz. Amel Hudeybiyeti Hudeybiye senesinde istiğfar ettiğin muhallikin başlarını tıraş edenler için merreten bir kere ve lil mukassirine başlarını tıraş edenlere de merreten bir kere. Ebu Said'in Hudri burada merreten diyor. Fakat yukarıki hadiste diyor ki muhallikine 3 kere, mukassirine 1 kere istiğfar buyurdu. Ve halaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz başını tıraş etti ve ashabı da halkettiler ruhusun başlarını. Resulullah Efendimiz de ashab-ı kiram da başlarını tıraş ettiler. Gayre racüleyni iki adamdan başka. Racülün minel ensar, birisi ensardan bir adam. Ve racülün min Kureyş, bir de Kureyş'ten bir adam. Yahut da racülün de olur. Kimdir bunlar? Racülün minel ensar ve racülün min Kureyş. Biri Ensar'dan, biri Kureyş'ten iki adam başlarını tıraş etmediler, saçlarını kestiler. Ama öteki ashabın hepsi başlarını tıraş ettiler. Resulullah Efendimiz'in kendisi de başını tıraş etti. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdu ki, فَلَمَّا حَلَقُوا جَمِيعًا O ki başların hepsi tıraş etti. اِلَّا مَنْ قَصَّرَ مِنْهُمْ İlla onlardan iki dişi tıraş etmedi de saçlarını kısattılar. Böyle ki oldu, hepsi tıraş etti iki kişiden başka. Ve faddala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz de tafdil eyledi, afdel gördü, men halaka minhum, tıraş eden kimseyi, alaman kassar, saçını kesen üzerine tafdil eyledi. Başını tıraş edene 3 defa istiğfar etti, saçını kesene de 1 defa. Öyleyse başlarını tıraş edenleri, öteki tekfir edenler üzerine tafdil eyledi. فَسَبَتَ بِذَٰلِكَ Bununla sabit oldu ki اَنَّهُمْ اَصْحَابِ كِرَمْ قَدْ كَانَ عَلَيْهِمُ الْحَلْقُ وَالْتَكْسِيرُ Onlar ihsardaydılar. İhramdan çıkma için onların üzerine halgu teksir vardı. Bundan bu anlaşıldı. كَمَا كَانَ عَلَيْهِمْ Onlar üzerine halgu teksir vardı. لَوْ وَصَلُوا اِلَى الْبَيْتِ Beytullah'a vasıl olsaydılar, tavaf ve sahilerini yapsaydılar, başlarını ya tıraş edecektiler ya saçlarını teksir edecektiler. Aynen burada da ihsarda olanlar da varamadılar ama ihramdan çıkarken halgu teksir yaptılar. Ve levla zalik eğer bu olmasaydı, halgu teksir bulunmasaydı lema kanu fihi illa sevaen bunda müsabe olurdular. Halgu teksir icap etmeseydi ihramdan çıkmış. Ha tıraş etmiş, ha başını saçını kesmiş ikisi müsabe olurdu. Halbuki olmadı. Ve la kana olmazdı. İbadihim bazısı için fi zâlike bunda fazîletun elâ bâd. Ötekine bir fazileti olmaz. Hepsi müsavi olurdu. Ama demek ki halkı teksir var ki bu halkı yapanları Peygamber Efendimiz teksir edenlerden eftal tuttu. Fefî tafsîlin nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin eftal görmesinde oldu fi zâlik bu halkı teksir de kimi el muhallikîne tıraş edenleri tafsil etmesinde. Kim üzerine alel mukassirine saçlarını kesenler üzerine tafdil etmesinde oldu. Delilin delil oldu. Ki ala annehum bu ashab-ı kiram kanu fi zalike bu meselede oldular. Ke gayril mühserin ihsara girmeyenler gibi oldular. Bu mühser ettiler bunlar. Bunlar ne gibi oldu? Mühser olmayanlar gibi oldu. Mühser olmasaydılar. Kesse biytullahi tabaf ve sa'yet eyleseydiler. Başlarını tıraş edip bir ihramdan yapıp teksir edip sonra ihramdan çıkacaktılar. Bunlar da böyle. İhsardan çıkarken başlarını tıraş edecekler yahut da kesecekler ihramdan çıkacaklar. Buna delil oldu. Fakat sebete sabit oldu bima zikrına bizim zikrettiğimiz bu şeyle sabit oldu ki enne hükmel halgı evi teksir halgu teksirin hükmü la yüzilu o hükmü izale etmez el ihsaru ihsar. İhsar, onu izale etmez.
İşte İmam Ebu Yusuf'un kavli budur. İmam-ı Sahabi de bunu tercih ediyor. Vallahi es'elü tevfik, Allah-u Teala'dan tevfik isterim. İmam Ebu Yusuf'un görüşü ve İmam-ı Sahabi'nin de tercihi bu ki, yani ihsarda olanlar ihramdan çıkacakları vakit halgu teksir etmeleri lazımdır. Yalnız terk ederlerse dem vacip olmaz, kurban vacip olmaz. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.